Herkese merhaba, ben Muhammed. Toplum Gönüllüsü Gençlerin kanalına hoş geldiniz. Vakfımız 20 yıldır toplumsal barış ve yaşanabilir bir dünya için çabalayan gençlerin ortak buluşma noktası. Bizler çevremizde gördüğümüz sorunları değiştirmek için üreten, değişimin gücüne inanan gençler olarak ürettiğimiz değerleri artık YouTube kanalımızda sizlerle paylaşıyor olacağız. Gençlerle iyilik artık YouTube'da sloganıyla çıktığımız bu yolculukta ilk durağımız vakfımızın kurucularından İbrahim Betil. İbrahim Betil ile birlikte kendi gönüllülük hikayesini ve Toplum Gönülleri Vakfı'nın kuruluş hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür yeni ederiz. Yeni kanal. Şimdi bildiğiniz üzere İyi Kalpler dükkanında kol kola bilekliklerimiz var. Ben size bu kol kola bilekliklerinden bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Ve üzerinde yazan mottoyu dile getirmenizi isteyeceğim. Ve video boyunca da takarsanız sevinirim. Şöyle takdim edeyim. Gönüllülük. Evet, gönüllülük. Orada yazan güzel bir mesaj var. Dünyayı iyilikle değiştirmeye gönüllüyüz. Bizimle kol kola yürüdüğün için kalpten teşekkür ediyoruz. İyi Kalpler Dükkanı. Evet, açıklama kısmında da İyi Kalpler Dükkanı'nın sayfası yer alacak. Sizler de orayı ziyaret ederek toplum gönüllüsü gençlere destek olabilirsiniz diyelim. Sizinle birlikte 2002 yılına gitmek istiyorum. Hikayenin en başına. O dönemde Türkiye şartları nelerdi ve Türkiye'deki gençlere bakış açısı neydi? Nereden doğdu bir ihtiyaç? Şimdi sadece o dönemde değil, o dönemden çok daha öncesinde de Türkiye'de bu toplumda gençlere bakış açısı maalesef çok baskıcı ve sözleri dinlenmeyen, sen gençsin, sen daha ne bileceksin, benim yaşıma gel, bak neler göreceksin, öğreneceksin gibi yetişkinlerin egemenliğinde gelişmiş bir toplum. Ne kadar gelişmiş onu bilemiyorum ama oysa benim hep gözlemlediğim gençlere sorumluluk verilirse, yetki verilirse gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Pek çok yetişkinin yapamayacağını gençler kararlı bir şekilde başarıyla yapabilirler. Bunu hep gördüm ben, iş hayatımda da gördüm ve dedim ki yani gençlerle böyle bir yola çıkalım ve toplum en azından anlasın gençlerin neler yapabileceğini. İşte 20 yılda çok önemli şeyler yapıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Peki nasıl kuruldu? O kuruluş sürecinde gençler sizinle birlikte miydi? Bir de ben sizin şöyle güzel bir sözünüzü izlemiştim internette o dönemlerde gönüllü olamadığım için. Türkiye'nin bastırılan, susturulan gençliğini yetkilendirerek, inisiyatif alması sağlanarak farklılıklarıyla birlikte bir hareketi başlatmak fikriyle kurduğunuzu söylemiştiniz. Ben bunu izledikten sonra çok daha fazla etkilenip 7 yıldır gönüllüyüm ben de. O süreçte siz nasıl bir harekete geçtiniz, nasıl harekete geçildi ve gençler size ne zaman dahil oldular? Şimdi ben daha önce kurucuları arasında olduğum bir başka vakıfta yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeliği yaparak sahada çok fazla dolaşıyordum. Ve bu 7-15 yaş grubu çocuklara okul saatlerinin dışında destek vermek amacıyla, gönüllüler kanalıyla oluşturulmuş bir eğitim vakfı. Orada gözlemledim ki 7-15 yaş grubu çocuklar benim yaşımda insanlarla iletişim kurmaktansa kendilerine yaşça daha yakın ablaları, abileri düzeyinde kişilerle iletişim kurmayı tercih ediyorlar. O nedenle üniversitelerde dolaştım. Üniversitelere bu yapılanlara vakfı anlattım. Onlar da ya biz de gönüllü olmak istiyoruz dedikçe 15 tane üniversitede kulüpler kuruldular. Fakat bir süre sonra yönetim kurulu beni eleştirdi. Sen dedi bu gençlere çok güveniyorsun. Onlar kendilerinden yaşça küçük olanlara kötü örnek olurlar. Dolayısıyla bu kulüpleri kapatacaksın. Ben kapatmayacağım dedim. Ve bunun üstüne onlar kapatmaya karar verdiler. Büyük bir protesto oluştu gençler arasında. Bir web sayfası yaptılar. Bizim gönüllüğümüzü nasıl elimizden alırsınız falan diye. Ben de bu 15 tane üniversitedeki arkadaşlara dedim ki arkadaşlar protestolarınızı haklı buluyorum. Şimdi gelin birlikte bundan sonra ne yapacağımıza karar verelim.
Bu 15 üniversiteden yaklaşık 48-49 tane gençle birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde bir hafta sonu buluşması oluşturduk. Sağ olsun oradaki rektör bize hem kalacak yerleri verdi, hem yemekleri sağladı, toplantı odalarını verdi. Biz gençlerle toplandık. Dedik ki şimdi öyle bir şey yapalım ki her şey gençlerin öncülüğünde olsun, yetişkinlerin rehberliğinde olsun. Dolayısıyla arkadaşlar siz karar verin. Nasıl bir gençlik kuruluşu oluşturalım? Bütün ilkeleri orada gençler belirlediler, önerdiler. İşte farklılıklarla bir arada olalım. Şeffaflık, gençlerin önderliğinde. Şeffaf ve hesap verilebilirlik. Hesap verebilirlik. Ekip çalışması. Ekip çalışmasına yatkınlık. Bunların hepsini tek tek oluşturduk. Vakfın ismini de onlar belirlediler. Evet. Toplum Gönülleri Vakfı. Şimdi böyle olunca ben hep şuna inanıyorum. Karşındaki, yanındaki insana yetki ve sorumluluk verirsen o zaman senin koluna giriyor ve senin yapamayacağın pek çok şeyi birlikte yapılmasını sağlıyor. Bu vesileyle Toplum Gönülleri Vakfı'nı kurmaya karar verdik. Ben döndüm Kahramanmaraş'tan İstanbul'a. Orada iş hayatında tanıdığım pek çok kişiye kapısını çaldım. Böyle bir vakıf kuruyoruz. İşte siz de katkıda bulunun, mütevelli heyet olun, kurucu olun falan diye. 95 kişi çok iyi olur dedi. Benim öbür taraftan ayrılmama biraz rahatsız olmuşlardı. Ve biz bu vakfı o zaman 2002'de bu amaçla kurduk. Şimdi güzel olan nedir? Bakın şunu söyleyeyim. Kurulduktan 5 yıl sonra o üniversitelerde kulüpleri kapatan vakıf anlayışı döndü, üniversitelerde tekrardan kulüplerini kurdu. Benim sözümü dinlemediler. Ama gençlerin yaptıklarını birebir gördüler. Onlardan öğrendiler. Demek ki oluyormuş. Gençlere sorumluluğu verdiğiniz zaman gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben hep buna inanıyorum. Maalesef Türkiye'de buna inanan çok fazla yetişkin yok. İşte aileler çocuklarına üniversiteye giderken belki size de söylemişlerdir. Evet. Sakın bir vakfa bulaşma, derneğe bulaşma falan gibi yaklaşımlar. Ama toplum gönülleri bu anlayışı yavaş yavaş değiştiriyor diye ümit ediyorum. Buradan izleyenler hem gençlere hem de onların ebeveynlerine söyleyebiliriz. Bulaşsınlar. Toplum Gönülleri Vakfı'na bulaşsınlar. Evet, evet. Bize ulaşabilirler. Açıklama kısmındaki web sitemizden de sorular da sorulabilirler size. Söylediklerinizden anladığım kadarıyla ilk başlangıçta söylediğiniz gençlere inisiyatif verilmiyor ve etkilerinden korkuluyor. Yine bunu gençler kanıtlamışlar yetişkinlere. Siz evet. Bize böyle yaparsınız evet. Diye. Ve evet. Maraş'ta buluştunuz siz onlarla evet. Birlikte. Evet. Hala da kullandığımız konsey kültürünü bize katmış oldunuz Maraş'ta hep birlikte. Peki orada gençler ilkeleri konuşmak, vakfı kurmak haricinde temelinde hangi konularda proje üretmeye karar verdiler? Neler konuştular orada hatırladıklarınız? İlk konseyi ilk atağı planladıklarını ben biliyorum Eskişehir'de. Eskişehir'de evet. Bir köy okulunun yenilenmesi evet. Şeyinde oradan bir çağrı geldi. Ben burada öğretmenlik yapıyorum bir genç olarak. Beni duyuyor musunuz diye. Biz de o arkadaşlara duyuruyu yaptık. Daha o zaman herhangi bir üniversitede bir kulübümüz, topluluğumuz yok. Ama böyle herkes birbirine yayarak kalktık gittik. Körasan köyünde, Eskişehir'de ilkokulda çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi oradaki gençler kendi çevrelerinde çok fazla sorun olduklarını zaten biliyorlar. Bu diğer farklı 15 üniversitede. İşte kimisi diyor ki çevre projesi yapalım, ormanlar oluşturalım, fidanlar ekelim. Kimisi diyor ki köy okullarına kitap toplayalım. Kimisi diyor ki köy okullarını onaralım. Kimisi diyor ki sokak çocuklarına yeteneklerini geliştirmek için eğitimler verelim. Yani yüzlerce değişik farklı bir şey. Bizim yetişkinler olarak hayır bunu yapma, bunu yapma diye demeye bir yetkimiz yok. Yeter ki şeffaf olsunlar, amaçlara yönelik olsun,
herhangi bir siyasi bağlantısı olmasın, bütün farklılıklarla ayrımcılık yapmadan bir arada olup bir sosyal konuya, soruna çözüm bulabilecek şekilde üretsin. Binlerce farklı şeyler ürettiler gençler. Ve bunun güzel tarafı, gençlere o yetkiyi verdiğiniz zaman gençler yerelden izinler almak için kaymakamlara, valilere gidiyorlar, izinleri alıyorlar. Ondan sonra proje yapıldığı zaman dönüyorlar, raporlar veriyorlar. İşte yerelden bağış topladılarsa yerele teşekkür mektupları gönderiyorlar. Yerel gençleri bu şekilde o kadar güzel tanıyor ki bütün algıları, ön yargıları değişiyor gençlerle ilgili. Toplum gönüllüleri bence bu yönden de çok önemli. Sadece sosyal sorumluluk projesi yapmakla değil, Türkiye'nin yetişkinlerine gençliğin neleri yapabileceği konusunu kanıtlayan bir organizasyon oldu. Kesinlikle. Eskişehir'de ben de öğrenim gördüm. Orada gönüllülüğe başladım. Hatta ilk atağın yapıldığı köy okulunu biz de ziyaret ettik. O ruhu yaşayabilmek adına. Ve dediğiniz gibi şehirdeki insanlar tok mu geldiği hala söylüyorlar. Siz mavi şapkalı, beyaz tişörtlü, mavi tişörtlü, beyaz şapkalılar gelmiştiniz ve tüm şehirde evet. Esmişsiniz. Sizce orada kaç genç vardır? Siz Eskişehir'e gittiğinizde. İlk atakta. İlk atakta mı? 25-30. Diyorsunuz. Evet. Tam 200 gençle birlikte orada ilk atağı gerçekleştirmişsiniz. 200 var mıydı? 200 varmış. Ben onu öğrendim. Hatta size de söylemek istedim 200 olduğunu. İlk atakta böyle etkisi. Ve biz orada konuştuklarınızı daha demin 6-2'yi de sayıp önemini vurguladık. Ve ilk en temelinden topluluklardan vakfın tüm hücrelerinde, tüm kurumlarında biz bunları kullanıyoruz. Siz bu 20 yılı değerlendirecek olursanız bir sonraki 20 yılı nasıl gözlemlersiniz? Bundan sonra biz 20 yılı yaşadıktan sonra tekrardan değerlendirmeye alıyor olsak, bir konsey, yenilenme konseyi düşünüyorsak sizce hangi konulara değinmeliyiz? Yetişkinlerin rehberliğinde neler düşünmeliyiz? Benim düşündüğüm Türkiye'de milyonlarca genç var. Bu faaliyetleri, bu çalışmaları biz sadece şu anda mevcut toplum gönüllüsü gençlerle sürdürmeyip bütün Türkiye gençliğine yaymamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizde 10 bin, 20 bin, 50 bin tane genç var. Toplum gönüllüsü genç. Ama bu bir bakıma bir sivil toplum kuruluşu için yüksek bir rakam olabilir. Ama Türkiye gençliği adına baktığınız zaman aslında bunun 50 bin değil 500 bin, 5 milyon olması Türkiye'yi değiştirir. Benim hedefim, arzum 20 yıl sonra görebilirsem, görmek istediğim yüz binlerce gencin burada bu çalışmaları yapıyor olması. İşin güzel tarafı, biz gençleri herhangi bir siyasi olayın içine, herhangi bir ideolojik olayın içine çekmediğimiz için şeffaflık, hesap verebilirlik burada çok önemli. İnsanlar bunu gördükçe güvenleri artıyor. Yetişkinlerin de güvenleri artıyor. Yani bizi Bakanlar Kurulu'na çağırdılar toplum gönüllerini. Toplum gönüllerini anlatmak için. Ama ben oraya yalnız gidemem dedim. Neden dediler? Dedim bu gençlerin öncülüğünde bir kuruluş. Toplum gönüllerini ben orada anlatırsam gençler adına konuşmam doğru olmaz. Yani ilkelerimizin arkasında durmamız lazım. İki tane genç aldık yanımıza. Gençleri ben belirlemedim. Sahaya dedim ki arkadaşlar seçin. Siz bir kadın bir erkek olacak. Gençler geldiler ve bana söz verildiği zaman koskoca Bakanlar Kurulu'nda dedim ki kusura bakmayın Sayın Başbakanım ben değil gençler anlatsın toplum gönüllerini. İki dakika biri konuştu ve toplantıdan sonra bakanlar, müsteşarlar, genel müdürler beni değil gençlerin elini sıktılar. Tebrik ettiler. Onun için yani insanlar gençleri dinlediği zaman çok etkileniyorlar yapılanlardan. Bunun gibi daha çok hikayeler var. Dolayısıyla ben bunların daha da büyümesini, çoğalmasını hayal ediyorum. 20 yıl sonrası için hedef bu. Aslında bu amaçla biz de başta da söylediniz YouTube hayatımıza başladık ve artık toplum gönüllüsü gençler tüm ürettikleri değerleri daha fazla üretecekler. Siz de birçok kanalda, programda konuk oldunuz. Farklı farklı konularda
Ben tüm kayıtlarınızı izlemeye çalıştım. Kendi kanalınızda olmak, bir toplum gönüllüsü genç olarak kendi kanalınıza röportaj veriyor olmak, daha sonrasında belki de içerik üretiyor olmak sizin için nasıl? 20. yılda kutladığımız bu zamanlarda. Benim için çok önemli değil. Ben arzu ederim ki bu kanalda benden daha çok gençler olsunlar, gençler konuşsunlar, gençler sorunlarını ve o sorunlara nasıl çözüm bulduklarını anlatsınlar. Kısa kısa da olsa bunu izleyenler, ya demek gençler bunu yapabiliyormuş, bunu yapmışlar diye etkilensinler. Benim söylediklerimden etkilenmezler, çoğu zaman da dinlemeyebilirler. Söylediklerinizden etkileniyoruz bu arada. Ben bir genç olarak söylemeliyim. Bir de yaşantınızdan da çok fazla etkileniyoruz. Bir de biz sizden böyle belki bir iki örnek farklı gönüllülük hikayesi sizin gerçekleştirdiğiniz. Çünkü çok farklı konularda projeler üretiyorsunuz. Afrika ziyaretlerinizi biliyorum. Bir iki örnek vermek gerekirse sizin hayatınızda gönüllülüğünüzü, gönüllülük yaptığınız dönemdeki en severek gerçekleştirdiğiniz, ilgilenmekten en hoşlandığınız konu ve proje, belki bir, belki iki tane örnek olması adına bunu izleyecek gençlere. Yani benim hayatımda, sivil toplumda en fazla mutlu olduğum, etkilendiğim projeler toplum gönüllülerinin saha çalışmalarına, proje yaptıkları zaman oraya gidip etkinliklerde onlarla beraber olmak ve onların yaptıklarını gözlemlemek, onlarla birlikte kol kola girip onlarla birlikte çalışmak. Ve bu vesileyle işte ben Hakkari'den Edirne'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e, İç Anadolu'ya pek çok yere faaliyetlere hep gittim. Hala da gitmeye devam etmek istiyorum. Şimdi bu Covid devreye girdi. Uzun süredir gidemedik. Beni onların yaptığı projeler etkiliyor. Ve ben oraya gittiğim zaman da çok mutlu oluyorum. En büyük mutluluğu veren çalışmalar bu. Gençlik çalışmaları. Gençlik çalışmaları. Ama onun dışında ben yıllar önce, 11 yıl önce toplum gönüllerinin bir toplantısı için genel müdürlük binasında iken kapıdan içeriye iki tane siyahi adam girdi. Kim bunlar dedim. Toplum gönüllerini internetten bulmuşlar web sayfasını. Gambiya'dan geliyorlarmış. Kadının bakımı, gelişimi ve çocuk bakımı ile ilgili bir sivil girişim. İki tane siyahi adam. Dünya Bankası'ndan bir para bulup gelmişler. Toplum gönüllerine işbirliği yapmak istiyorlar. Ben de hiç tanımıyorum, bilmiyorum Gambiya neresi. Coğrafyam iyi değildir benim. Biraz dinledim, çok etkilendim. Duyarsız kalamıyorum ben bu sorunları dinlediğim zaman. Orada apayrı bir dünyada olanları bana anlattılar. Diğer arkadaşlar anlattılar da ben dinleyiciyim. Arkadaşlara dedim ki, arkadaşlar bilmediğimiz, tanımadığımız bir yerle bir işbirliği yapamayız. Ama ben gidip bir göreyim bunları. İki ay sonra kalktım gittim. Gambiya'ya. Ben orada 7 gün 7 ayrı köyde üzeri sazla kaplı barınaklarda yatarak günde bir öğün pirinçle beslenerek su olmadığı için susuzlukla mücadele eden insanları gözlemleyerek bir hafta sonra dedim ki ya iki alternatifim var. Allah size kolaylık versin diyeceğim. Bunu bırakacağım. Veya bu dünyayı değiştirebilmek için biz bir şey yapabilir miyiz? Ben ikinciyi tercih ettim. Bir grup arkadaşımla dönünce konuştum. Sen de Gel Derneği'ni kurduk 10 yıl önce. Ve 10 yılda dedik ki kurduğumuzda biz yardım amaçlı yapmayalım bunu. Yani millete makarna vermek, bilmem ekmek vermek gibi milleti devamlı dilenciliğe alıştırmayalım. Onların temel ihtiyaçlarını öğrenelim, sürdürülebilir projeler yapalım. Susuzluk. En önemli konuysa su vermek yerine su kuyuları açalım. Onlar devamlı oradan yararlansın. Balıkçılık projesi. Balık vermek yerine kocaman bir nehirde balık tekneleri, balık ağları, balık oltaları verdik. Balıkçılar oradan balık tutmaya başladılar. Tuttukları balığın yarısını balıkların köy halkına dağıtarak bu şekilde köy halkının da bir öz denetim sağlamasını gerçekleştirdiler.
kaç kilo tuttun, yarısı benim falan şeklinde. Bunun gibi daha pek çok proje yaparak 10 yılda 500 bine yakın, 499 bin küsur insanın yaşamında sürdürülebilir bir değişim yarattık. Gambiya'nın nüfusu 2,5 milyon. 500 bin dediğiniz zaman %20'si. Nüfusun %20'sinin büyük bir mutluluğu var, yaşama tutunmuşluğu var. Bunun gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun kuruluşunda katkım oldu. İşte bir tanesi de Öğretmen Akademisi Vakfı. Türkiye'de mesleki gelişim eğitimleri almayan çok önemli sayıda öğretmen var. Yani %50'den fazlası mesleki gelişim eğitimi almıyor. İşte onların mesleki gelişimlerini geliştirmek için bir takım araştırmalar yapıp böyle bir vakıf kurduk. Şu anda 250 binden fazla öğretmen bugüne kadar bu eğitimleri almış durumda. Çok da memnunlar. Başlattığınızda devam ettiren çok insan oluyor sizin. Evet, evet, evet. Ben takip ettiğim kadarıyla Gambiya'da ve Afrika'daki diğer ülkelerde bunu devam ettiriyorlar aynı sistemle. Evet. Yine eğitim konusunda da biz toplum gönüllüsü gençler de bunlardan örnek alarak kendi çevremizde gördüğümüz sorunlara bir proje üretebiliyoruz ve devam ettiriyoruz. O zaman bu video yayınlanacağı tarihte bir de Gençlik Haftası olacak. Sizden videoların sonlarına doğru da gençlik haftasına, gençlere bir mesaj rica etsem. Ben gençler, imkansıza inanmıyorum. Tam tersine mücadele edersek gençlerin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Onun için pes etmeyin, mücadeleyle devam edin. Çevrenizde gördüğünüz sorunları siz çözebilirsiniz. Bir de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer toplum gönüllüsü gençlere destek olmak isterseniz ve ürettiğimiz değerleri, gönüllülük hikayelerimizi takip etmek isterseniz kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir de eğer sizlere, bizlere soruları varsa videolarımıza yön vermek isterseniz yorum atabilirsiniz. Bir de ben paylaşmanın gücüne çok inanıyorum. Sevgiyi, iyiliği paylaştıkça daha büyük bir bütün haline getirdiğimize inanıyorum. Ve eğer bizi de sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük bir çoğunluğa ulaşmamızı sağlarsınız deyip teşekkür ederim. Sağ olun. Muhabbet için, sohbet için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.